Hiç sözü uzatmadan sana bırakayım. Ben de hızlı bir şekilde... Di Maria çok merak ediliyor, evet. Çok konuşuluyor. Di Maria'da son durum nedir? Hızlı bir şekilde ben de toparlamaya çalışayım. Beşiktaş'ta şu an transferdeki en sıcak iki oyuncu Mats Hummels'le beraber Angel Di Maria. Angel Di Maria aslında yaklaşık bir ay önce Beşiktaş'ın gündemine gelen bir oyuncuydu. Beşiktaş'ın teklifte bulunduğu bir oyuncuydu ama... hem Suudi Arabistan'dan hem özellikle Amerika MLS Ligi'nden Inter Miami'nin çok yakından ilgilendiği bir oyuncu Angel Di Maria. Evet, şu anda da dün de sanırım 70 dakikaya yakın sahada kaldı. Yani Di Maria konusu bugünden yarına çok hani hemen netlik kazanacak bir konu değil. Çünkü oyuncu henüz kararını vermiş değil. Arjantin'e tekrar dönme ihtimali var. Avrupa'da devam etmek isterse Beşiktaş'ın teklifi oldukça İyi bir teklif. Masadaki iyi tekliflerden birisi gerçekten de Beşiktaş'ın teklifi Di Maria konusunda. Suudi Arabistan'dan kafasını karıştıran teklifler var. Yani şu an Angel Di Maria'nın aslında kendi geleceğiyle ilgili henüz kararını vermediğini öncelikle bir söyleyelim. Turnuva devam ediyor şu an. Bence Kupa Amerika bitmeden de bu çok netlik kazanacak gibi bir konu olarak da görünmüyor Angel Di Maria konusu. İkinci başkan Hüseyin Yücel'in bizzat yürüttüğü bir transfer süreci Angel Di Maria. Hüseyin Bey'in kontrolünde olan bir süreç şu an için. Yani dediğim gibi Beşiktaş masadaki en iyi rakamı veren teklifi veren takımlardan birisi Arjantinli oyuncuya. Van Bronckhorst'un da istediği bir oyuncu. Raşit Gezal'ın gidişinden sonra tabii ki de aynı seviyede oyuncular değil ama profil olarak biraz birbirine benzeyen futbolcular. Yani biraz daha kanat oyun kurucu profilinde bir oyuncu arayışı var zaten Beşiktaş'ın. Van Bronckhorst'un da bir isim tabii ki. Van Bronckhorst'un da olumlu rapor verdiği bir oyuncu. Beşiktaş Angel Di Maria'nın kendi geleceğiyle ilgili aslında vereceği kararı şu an beklemekten başka da yapabileceği bir şey yok. 15 Temmuz Copa Amerika'nın bitimi. Yani yaklaşık Furkan, bir ay var herhalde. Burada araya girmek yani, istiyorum affına sığınarak. Ya. Ya Hüseyin Bey'in bizim burada bağlantı yayında Paulista transferi ve şimdi Diamare transferinden sonra o akşam yaptığı açıklamalarla çok çelişiyor. Hakikaten ama orada zaman... bence atlanan bir konu var. Hüseyin Bey'in, ben de o gün yayını takip etmiştim. Hüseyin Bey'in oradaki açıklamalarından birisi de kadroya liderlik yapabilecek oyuncu da katmak istiyoruz. Aslında burada yani nasıl söylemek lazım biraz... tecrübeli ve genç isimleri harmanlama üzerine Beşiktaş'ın bir yapı oluşturma isteği var. Yani Angel Di Maria konusu ilk çıktığında ben o dönem Beşiktaş kulübü yetkilileriyle bunu konuştum da hatta tam olarak bana söylenen şuydu Savaş abi. Kadroda çok ciddi bir lider oyuncu eksikliği var. Geçtiğimiz sezon biz kadroyu incelediğimizde en dikkat çeken noktalardan birisi bu olmuştu. Ve biz yeni sezonda kadroya liderlik yapabilecek biraz tecrübeli yıldız oyuncu arayışımız var. Yani mesela Hummels de aslında biraz daha bu profile uyan bir oyuncu. Mats Hummels biraz daha böyle fırsat transferi gibi aslında. Hani ya Borussia Dortmund'la sözleşmesi devam etse çok kolay kolay oradan çekip alabileceğiniz bir futbolcu değil aslında ama o da artık kariyerinde yeni bir sayfa açmak istiyor. O da bugün çok konuşulan bir sosyal medya paylaşımı da oldu aslında Mats Hummels'in. Kartal pençesi içeren bir sosyal medya paylaşımı var. Beşiktaş taraftarı Hummels konusunda da, Di Maria konusunda da heyecanlı. Bunu da anlayabiliyorum. Geçtiğimiz sezon çok parlak geçmedi. Yani çok yıpratıcı bir sezon oldu Beşiktaş camiası için. Yeni sezonda her şey çok farklı olsun istiyor tabii ki de taraftar. Yani bunlar çok kolay süreçler değil. Taraftar çok kısa süre içerisinde yönetimin yaptığı her hamleden sonuç almasını bekliyor doğal olarak. Ama bunların çok kolay süreçler olmadı. Bu arada paylaşım da ekranlara geldi. Mallorca'da tatil yapmıştı Mats Hummels. O tatilinden birkaç fotoğraf paylaşmış. Onlardan birisi de bu fotoğraf. Bir futbolcunun bence iyi olduğunu anlamanın yanlarından bir tanesi de tabii ki Hummels'in sahiçi performansı belli de zeki. Seçtiği tatil mekanı yani. Tabii Mallorca. İyi yer seçmiş yani. Ya belki Beşiktaş'ta arkadaşlarımız izleyenler arkadaşlarını da bana kızacak ama şimdi yaş ortamına bakıyorum. 3 tane ismi geçen isim ha. 34, 35, 36, 37 yani o açıklamada ben hakikaten Beşiktaş yeni yapılan tabii ki olacak tecrübeli isimler. 1 olur, 2 olur, 3 olur. Ama şimdi Di Maria'ya kim itiraz edebilir? Kimse itiraz edemez. Tabii. Büyük bir yetenek, büyük bir kariyer, büyük bir yıldız. Ama böyle o akşam açıklamalarında var aslında karma yapacağız ama 1, 2, 3 tane böyle şu anda yapılacak transferler olduğu zaman orada dediğin gibi o manşete çıkan sözü oldu. Çöp transfer dedi mesela. Şimdi bunlar çöp transfer değil. Tabii. Ama bunlar çok itiraz edilecek hani taraftar nezdinde ama 3 tane ismi baktığınız zaman yaş ortalaması şu anda 35 olduğu zaman da bu transferler baktığınız zaman. Şöyle tamamlayayım Hummels konusunu çok hızlı bir şekilde. Di Maria'yı anlattım. Hummels'i de şöyle özetleyeyim. Roma'nın çok ciddi ilgisi var. Yani Beşiktaş'la beraber şu an
Hummels konusunda masadaki en ciddi iki teklif aslında Beşiktaş'ın ve Roma'nın teklifi. Oyuncu Suudi Arabistan ve veya MLS'e gitmeyeceğini zaten kendisi açıkladı. Orada da biraz ailevi özel bir durumu var Hummels'in. O sebeple Avrupa'da kalmak istiyor. Beşiktaş'ın teklifi, bunu net bir teyitli bilgi olarak söylüyorum. Rakamları veremeyeceğim ama aradaki farkı söylemek için, anlaşılması için. Beşiktaş'ın teklifi Roma'nın yaptığı teklifin yaklaşık 1,5 katı. Yani aslında şu anda Mats Hummels'e... Yıllık mı, bütün teklif mi? Bütün paket, bütün teklif. Hummels'e yapılan en iyi teklif şu anda Beşiktaş'ın teklifi. Bu bir kriter midir? O biraz da aslında oyuncunun tamamen bakış açısına kalan bir durum. Ama Beşiktaş'ta yetkililer bu transfere yani olumlu sonuçlanma ihtimaline oldukça inanıyorlar. Kısa süre içerisinde Mats Hummels'in bir karar vermesi bekleniyor. Beşiktaş'a da gelmeye çok da aslında sıcak bakıyor Alman futbolcu. Dediğim gibi şu anda masadaki en iyi teklif Beşiktaş'ın teklifi. Beşiktaş 2 yıllık bir teklif yaptı Mats Hummels'e ve Roma ile şu anda bu konuda Beşiktaş'ın yarış içerisinde olduğu kulüp Roma kulübü ve Roma'nın teklifinin yaklaşık 1,5 katı değerinde Beşiktaş'ın bir teklifi var. Kısa süre içerisinde ben en geç bir hafta diye düşünüyorum. Yaklaşık yani bir hafta içerisinde bu konunun, Hummels konusunun netliğe kavuşmasını olumlu ya da olumsuz bekliyorum. Şunu soracaktım. Yani transfer dönemin hemen başında, daha doğrusu transfer dönemi resmi olarak başlamadı ama lig bittikten sonra diyeyim. Bergo ismi çok bir anda böyle yazılmaya, çizilmeye başlandı ama sonra çok fazla konuşulmadı. Var mı hala Beşiktaş'ın transfer listesine Bergo'yu ya da hiç transfer listesinde oldu mu, öyle sorayım? Oldu. Menajeri Giovanni Van Bronckhorst'un menajeriyle aynı kişi Guido Albers, Steven Bergayt'ın da. Beşiktaş geçtiğimiz hafta Guido Albers Van Bronckhorst'la beraber İstanbul'a gelmişti imza töreni öncesinde. Bu seyahatte Albers'in İstanbul'da bulunduğu sürede Bergayt için de bir görüşme gerçekleştirdi. Beşiktaş'ın o az önce ifade ettiğim hani sağ ön, sağ kanat bölgesi işte Di Maria'nın bahsettik. Oradaki geniş listedeki isimlerden birisi de Steven Bergayt ama Bergayt'la ilgili benim öğrenebildiğim kadarıyla bazı tereddütler var. O da biraz oyuncunun disiplin sorunları olduğuyla ilgili biraz Beşiktaş kulübüne gelen bu yönde bilgiler olduğunu öğrendim. Bu biraz şu anda hem yönetimi hem teknik ekibi biraz düşündürüyor. Süreci yani, beklemeye aldı evet, diyebiliriz. Yani. Öncelik olarak Steven Bergayt'ı söyleyemem ama geniş listedeki isimlerden birisi. Bundaki sebeplerden birisi de Giovanni Van Bronckhorst'un yakından tanıdı. Feyenoord'da 4 kupa peki, kazandı bir oyuncu. Son 2 dakikamız, şunu da hemen sormuş olayım, çok merak edilen bir konu. Aboubakar'la Beşiktaş yolları ayıracak gibi görünüyordu sezon biterken. Durum hala aynı noktada mı? Ve Beşiktaş'ın yeni sezon santrafor planlamasında, yani Semih belki kanatta oynar bilemiyorum, o yüzden soruyorum bu soruyu. Yani sadece Semih Kılıçsoy ismi mi ön planda olacak, yoksa gerçekten oraya önemli bir ismi transfer etmeyi planlıyor mu Beşiktaş? Beşiktaş çok iyi bir santrafor transferi yapacak. Finsen Aboubakar yeni sezonda Beşiktaş kadrosunda olmayacak. Semih konusunda şu anda en azından şu ana kadarki geri dönüş, Giovanni Van Bronckhorst Semih'i daha çok sol kanatta oynatmayı düşündüğü Semih yönünde. Semih de böyle istiyordu aslında. Evet, Semih de biraz daha çizgiye daha yakın oynamayı istiyor aslında. Beşiktaş mutlaka bir santrafor transferi yapacak. Listede çok değerli isimler var. En azından ben birkaç ismi telaffuz edeyim. Henüz somut, belli bir aşamaya gelmiş bir görüşme yok ama işte Patrick Schick var, Avrupa Şampiyonası'nda Çekya ile mücadele ediyor. Memphis Depay var, Hollanda milli takımının kadrosunda. Bir ara Paul Onuachu'nun Beşiktaş şartlarını sordu. Chelsea'nin Trabzonspor'da forma giyen. Wout Weghorst ihtimallerden birisi, yine geniş listedeki isimlerden birisi. Beşiktaş yani tartışmaya kapalı bir santrafor transferi yapmak istiyor. Cenk Tosun'la Euro 2024'ün ardından bir görüşme tekrar gerçekleştirilecek. Salih'le Beşiktaş daha önce zaten 2+1 yıllık yeni kontrat için bir anlaşma sağlamıştı. Salih şu an tatilde. Kısa süre içinde Salih'le de resmi imzalar atılacak. O konuda herhangi bir pürüz olmadığını da belirtelim. Şunu söyleyeyim, çok kısa bir şekilde özetleyeyim. 1 Temmuz'da Beşiktaş hazırlıklara başlayacak yeni sezon. 10 Temmuz'da Slovenya'da yurt dışı kampı var. Şu anda yönetimin hedeflediği Ömer, 10 Temmuz'daki Slovenya kampına Paulista'ya ek olarak minimum 3 transferin daha yetişmesini siyah beyazlı yöneticiler istiyor. Planlamalar, çalışmalar da bu şekilde. Yeni haftayla beraber Beşiktaş'ta hem gelecek hem gidecekler konusunda hareket yaşanacak. Evet.
Peki. İnce'den müziğimizi de duydum. Müziği duydum. Hemen ben geriye doğru yaslandım. Tamamlıyoruz. Hızlı bir tur oldu. Çok teşekkür ediyorum. Sabah Çorluk'un kendinize ağzınıza sağlık. Değerli izleyenler, transfer raporunun sonuna geldik. Cristiano Ronaldo golleriyle sizlere veda edeceğiz. Dileriz yarın bu gollerden bir tanesini görmeyiz. Milli takıma da şimdiden başarılar. Görüşmek dileğiyle. Mutlu akşamlar.